Ali Sirmen, Cumhuriyet Gazetesi. Yürü, atıl, devir karanlığı. Hiçbir şeyden değil, salt kendine saygından gitmelisin sandık başına diyordu. Sonra da öfkesini saklamayan bir ifadeyle ekliyordu. Öyle dostlar alışverişte görsün diye değil, kazanmak tutkusuyla gideceksin. Değişim, özgürlük, adalet, insanca yaşam toplumun umurunda değil. Ne yapalım deme. Bak, 100 yıl önce Mustafa Kemal herkesi şaşırtan o değişimi bu toplumla yaptı. Ben Mustafa Kemal değilim ki deme. Sen de gerekirse Mustafa Kemal olacaksın. Mazeret aramak yok. Faşizm saltanatını mazeret üzerine oturtur. Bugün sandık başına gidip faşizmden kurtulmak olanağı var. Sandığa git, oy ver. Yürü, atıl, devir karanlığı. Karşında bekliyor seni tan yeri. İki gün sonra Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu yapılacak. İki yoldan birini seçmek durumundasın. İçinde bulunduğun çok güç koşullara karşın kurtuluş yolunun önündeki engeli kaldırarak demokrasiye insanca yaşama doğru yürümeye başlayacaksın. Yine çok güç koşullar altında mücadele edeceksin. Yalnız bu kez umut olacak içinde. Seçimler çok güç şartlarda yapıldı. Eşit koşullar altında yarışılmadı. Devlet olanakları iktidara kullanıldı. Seçmen kütüklerinde hileler yapıldı. Sandıklardan oylar çalındı. Yalan söylendi. iftira atıldı. Kaba kuvvete başvuruldu. Sandığa gitme işlemi, seçmen kütüklerinin düzenlenmesi bağımsız yargının denetiminde yapılmadı. Bütün bunlarda haklısın ama yakınmakta haksızsın. Çünkü yakınarak bir yere varamazsın. Pazar günü sandıktan en iyi olasılık çıksa bile kısa dönemde açlık var. Kısa dönemde işsizlik var. Kısa dönemde ilaçsızlıktan ölüm var. Kısa dönemde gerginlik var. Ama bütün bunların karşısında halkın kurtuluşu için mücadelenin imkanları ve hep birlikte güç günlerinde el ele üstesinden gelme ihtimali de var. Bu durumda ya gitmeyeceksin sandık başına ya da kurtuluşun önünü açacaksın. Başka kurtarıcı yok. Tek kurtarıcın sen kendinsin. Seni otoriterin de ötesinde bir yaşam bekliyor. Yaşamanın her anı yukarıdan verilen emre göre adım atacaksın. Seni güdenlerin emrine uygun davranacaksın. Siyasi ve ekonomik iktidarın talimatı ve bilgisi dışında tek adım bile atamayacaksın. Yaşamın, umudun, yarın, çocukların, torunların onun talimatıyla şekillenecek. Hayatının senin tasarrufuna ayrılmış hiçbir alanı kalmayacak. Sonuna kadar totaliter bir rejimi yaşayacaksın ömür boyu her koyunun kendi bacağından asıldığını bellemek durumunda kalmış olan sen kendini de kurtaramayacaksın. Başkalarının yanlışlarını da mecburen sen onaracaksın. Sen hata yapmasan bile kurtulamayacaksın. Çünkü artık tek başına kurtuluş, tek başına barış, tek başına çıkış yoktur. Üç gün sonra sandık başına gidiyorsun. Güçlüklere, engellemelere, hilelere, baskılara rağmen yine de seçim hakkım var onun kıymetini bil, yarından sonra çok ararsın. Yarın sorumluluğu seçersen, güç günlerden geçerek azimle, sebatla, selamete doğru yol alacaksın. Yarını selametle atlatırsan, ondan sonra da dikkatli ve titiz Melih Cevdet Anday'ın dediği gibi yaşayacaksın. Uyuyamayacaksın. Memleketin hali seni seslerle uyandıracak. Oturup yazacaksın. Çünkü sen artık eski sen değilsin. Sen artık işsiz bir telgrafhane gibisin durmadan sesler alacak, sesler vereceksin. Uyuyamayacaksın. Düzelmeden memleketin hali, düzelmeden dünyanın hali gözüne uyku girmez ki. Uyuyamayacaksın. Bir sis çanı gibi gecenin içinde ta gün ışıyıncaya kadar vakur metin sade çalacaksın. Ama sonunda kurtulacaksın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.